Modern insan olarak hayatımızda o kadar çok komplo teorisi var ki çeşitli dalgalarla beynimizi yönetmelerinden tutun, yiyecek ve sularımıza katılan bir takım maddelere kadar enteresan fikirler söz konusu. Açıkçası bu videonun konusu komplo teorileri değil, aksine gizli güçler konusunda bu kadar hassas olan bünyelerin hemen burnunun dibinde yer alan asıl tehlikeyi görmeme konusundaki paradoksları. Belki de sizin için tehlikeli olabilecek gizli güçler uzaklarda bir laboratuvarda değil, hemen oturma odanızda öylece durmaktadır. Gelin ne demek istediğimizi Avustralya Fizyoterapi Birliği tarafından zekice hazırlanmış şu afiş üzerinden anlatalım. Afişin başlığı Avustralya'nın en büyük katilleri. Bu afişte hepimizin korkulu rüyası olan vahşi hayvanlar ve trafik kazalarının yılda kaç insanın ölümüne neden olduğu özetlenmiş. Sizin de gördüğünüz gibi bu afişe göre Avustralya'nın en tehlikeli katili ne timsah ne de köpek balığı. Asıl katil oturma odanızdaki üçlü kanepe. 2013 yılında kazalarda ölen kişi sayısı 1193 iken obeziteye bağlı rahatsızlıklar nedeniyle ölen kişi sayısının 7000'den fazla olduğu belirtilmiş. Avustralya Fizyoterapi Birliği bu meseleyi mizahi bir yaklaşımla ele almış gibi gözükse de uzun yıllardır yapılan bilimsel araştırmalar ve istatistikler bu bulguyu desteklemekte. Uzun süreli oturmak gerçekten bizi her geçen gün daha da hasta edip öldüren oldukça tehlikeli bir mesele. Öncelikle ne kadar oturuyoruz ona bakalım. Masa başı bir işte çalışıyorsanız ya da öğrenciyseniz günün ilk yarısının büyük bir çoğunluğu zaten oturmakla geçiyor. Bunun dışında yemek yerken, trafikte, televizyon izlerken, kitap okurken, bilgisayar kullanırken, telefonla konuşurken ve hatta bu videoyu izlerken. Her ne kadar farkında olmasak da modern insan olarak hayatın çok büyük bir kısmı oturmakla geçiyor. Ortalama bir yetişkin uyanık olduğu vaktin yaklaşık %56 ila 86'sını hareketsiz bir şekilde geçirmekte ve bu gerçekten büyük bir tehlike. Literatüre baktığımızda ilk olarak 1700'lü yıllarda İtalyan hekim Bernardino Ramazzini çok fazla oturmanın zararlı olduğunu ve arada kan akışını uyarmak için kalkmak gerektiğini öne sürmüştü. Günümüzde yapılan ve birazdan detaylarını konuşacağımız birçok çalışmanın vardığı ortak sonuç şu. Gün içinde ne kadar fazla oturursanız diyabet, kalp damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve bunlara bağlı erken ölüm riskiniz o derece artmakta. Gelin ne demek istediğimizi tek tek konuşalım. Uzun süre oturmanın etkisini ilk gösterdiği yer iskelet kas sistemimiz. Üstelik oturmanın ne kadar zararlı olduğu yetmezmiş gibi bir de yanlış oturuyoruz. Özellikle hayatımıza giren teknolojik cihazlar nedeniyle omurgaya dengesiz bir şekilde yük bindiren hatalı bir oturma şekli geliştirdik. Bu oturuş şekli omurgadaki disk bağ ve eklemlerde dengesiz yüklenmelere neden olarak zarar vermekte. Bununla birlikte bacaklar gibi büyük ağırlıkları taşımakla sorumlu kas ve kemiklerde uzun süreli oturmaya bağlı olarak bir miktar gerileme meydana gelmekte. Yapılan şu çalışmaya göre ayakta çalışan bir kişinin ortalama kas aktivitesi oturan bir kişiye göre neredeyse 2,5 kat yüksek. Dahası bu kaslar oturma sırasında çoğunlukla inaktif olduklarından dolaşımdaki yağ ve şekeri verimli bir şekilde kullanamazlar. Böylece hem kalp damar hem de metabolik hastalıklara neden olan ilginç bir döngü başlar. Uzun süre oturduğumuzda arterlerdeki kan akımının azalmasıyla bu bölgelerde bir takım hasarlar meydana gelip damarların genleşme kabiliyeti azalır. Ayrıca bacak kaslarınız uzun bir süre çalışmadığında buradaki toplar damarlarda göllenen kan derin ven trombozu ve pıhtı oluşumu riskini artırır. Dolaşımda kötü kolesterol olarak bilinen LDL'nin seviyesi artarken yağları parçalamakla görevli enzimlerin aktiviteleri aksar. Kaslar kullanılmadığı için glukoz metabolizması zayıflar ve insülin direnci artar. Sonuçta damarlardaki sertleşme ve hasarın artması, kan basıncının yükselmesi ve kandaki yağın artması hep birlikte kalp damar sistemiyle ilgili bir takım hastalıklara neden olur. 13 yaş ve üstü 17 bin kişide yapılan bir çalışmada hareketsiz yaşamın kalp krizi riskini yaklaşık %54 oranında artırdığı gösterilmiş. Yaşlı kadınlarda yapılan bir başka çalışmada gün içindeki oturma süresinin sadece 1 saat azaltılmasının bile kalp damar hastalıkları riskini %12, kalp krizi riskini ise %26 oranında azalttığı gösterilmiş. Hareketsizlik nedeniyle kasların glukoz metabolizmasında ortaya çıkan sorunlar sadece kasları değil, kan şeker düzeylerini de etkiler. Gerek artan kan şekeri gerekse de yavaşlayan metabolizmamız sonucunda başta tip 2 diyabet olmak üzere obezite, karaciğer böbrek rahatsızlıkları ve bazı kanser türleri çok fazla oturmaya bağlı olarak karşımıza çıkmakta.
Mesela yapılan şu çalışmada 65-99 yaş arası 6000 yaşlı kadın incelendi. Kadınların fiziksel aktiviteleri bir hafta boyunca takip edildi ve son 20 yıldaki hastalıkları araştırıldı. Sonuçta hareketli yaşayan kadınların çok az bir kısmında diyabet görüldüğü ortaya çıktı. Fazla oturmanın erken yaşlanma üzerine de etkisi bulunmakta. 64-90 yaş arası kadınlarda yapılan bu çalışma hareketsizliğin biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını ortaya koymuş. Zira hareketsiz kişilerde telomerlerin daha kısa olduğu gösterilmiş. Telomer her bir DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalardır. Bu parçalar yaşlanmayla beraber kısalmakta. Telomerlerin incelendiği bu çalışmanın sonuçlarına göre hareketsiz yaşlı kadınlar günde en az 40 dakika egzersiz yapan yaşlı kadınlara göre biyolojik olarak 8 yıl daha yaşlı hücrelere sahipmiş. Peki ya beynimiz? Bugüne kadar yapılan birçok çalışma düzenli egzersizin beynimiz özellikle de hafızamız üzerine çok fazla pozitif etkisi olduğunu gösterdi. Bir grup bilim insanı da bunun tersinin doğru olup olmadığını merak etti. Yani hareketsiz kalmak beyne zarar verir miydi? Yaşları 45-75 arası 35 kişide yapılan MRI çalışmasında fazla oturan kişilerin beyinlerinde hafıza ile ilgili bölgelerin daha küçük olduğu gösterildi. Bilhassa parahipokampal kortekste hacim ve hareketsiz yaşam arasında güçlü bir ilişki bulundu. İşin ilginci hareketsizliğin hafıza üzerine olan negatif etkisi düzenli egzersizin pozitif etkisinden daha güçlüydü. Yani nasıl ki yaptığınız egzersiz sigara içmenin zararlarını yok edemiyorsa, akşam iş çıkışı yaptığınız egzersiz de gün içinde fazla oturmaya bağlı gelişen zararları yok edememekte. O nedenle eğer oturarak çalışıyorsanız her 30 dakikada bir yapacağınız 5 dakikalık yürüme ya da basit kasları esnetme egzersizleri bu zararı önleme açısından çok kıymetli. Aslına bakarsanız okulların ve sınıfların yapısını düşündüğümüzde bu durumun çocuklarımız için de önemli bir problem olduğu ortaya çıkmakta. Yapılan çalışmalar çocuklarda son dönemde artış gösteren dikkat problemlerinin nedenlerinden birinin de uzun süreli oturmalarla ilgili olabileceğini öne sürmekte. Hatta bazı ülkeler bu gelişmeler doğrultusunda sınıflarındaki klasik mimariyi değiştiren tasarımlar yapmaya başlamış. Görünen o ki önümüzdeki yıllarda gerek ofis gerekse sınıf düzenlemelerinde önemli değişiklikler ortaya çıkacak. Zaten tarihe baktığımızda Dickens, Hemingway, Virginia Woolf, Churchill ve Napolyon gibi önemli karakterlerin oturarak çalışmayı pek sevmedikleri, genellikle ayakta çalışabilecekleri yüksek masaları ve yürümeyi tercih ettikleri söylenmekte. Her ne kadar uygulanmaz gibi gözükse de en son çıkardığım Piyamater adlı nöro romanın kurgusunun büyük bir kısmını düzenli yürümelerim sırasında oluşturduğumu belirtmek isterim. Yani sırf kitabı yazabilmek için yürüyüşe çıkmayı alışkanlık haline getirdim ve çıkan sonuçtan da oldukça memnunum. O nedenle bu video biter bitmez hemen ayağa kalk ve katil kanepeye karşı sağlığını nasıl koruyabileceğini iyice düşün. Eğer bu düşünmeyi yürürken yaparsan çok daha etkili sonuçlar bulacağından şüphem yok.